Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 Şubat Cuma Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Antalya'da çok zevkli bir program. Yine bizleri bekliyor. 8 koşu bir programımız var. Bir altınımız olacak. Bir banko adayımız var. Sürpriz safkanlar var. Elimize ulaşan e, ve de dikkat çekilmesi gereken safkanlar var. Takip safkanlarımız var. E, bunlar da tabii ki son nokta, son karar e, sizlerin olacak sevgili dostlar. Bakalım iyi bir program geçirmek ümidiyle tüm yarı severlere bol şanslar dileyelim. Evet videomu izlerken ve dinlerken de videomun altında bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 14.30'u gösteren handikap 15 4 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 3 ile 4 10 no safkanlar ekil olarak piste çıkacak. Birinci dörtlü ganyanımız başlayacak bu koşuyla. Evet burada ayrımsız 1 nolu safkanımız Ayen Kurşun'la, 2 nolu Mahmut Usta Uğur Timur'la ve 3 nolu Saad'ın kasırgası diye eh, Ahmet Çelik eşliğinde evet Çelikler de Antalya'ya gitmiş. Müslüm Çelik burada, Ahmet Çelik burada, Mehmet Salih Çelik burada. Yine buralarda mı karıştıracaklar izleyip göreceğiz. Ee, burası 1-2-3 diyerek birinci dörtlü ayanımızı bu üç safkanla geçmeyi planlıyorum sevgili dostlar. Evet geçelim ikinci koşu. 7 plasa ve birinci üçlük ayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet şartlı dört bir mücadele dişlere mahsus yamak iki sınıfındaki aprant arkadaşlarımız alt binecekler. 4 ve köre İngilizlerin 2000 metre kuma çıkacak. Evet burada Real Petek Sadık Altay eşliğinde e, yine bu koşuyu e, uygun bir grupta bulmuş. 5 numara Real Petek Sadık Altay'la yarın benim net bankum olacak 7 plasa için. ikili için 1 7 nolu safkanları ikili için değerlendireceğim. E, burada ikilimizi bulursak güzel bir ikramiye kaldırırsak iyi olur. Altılı gayrımızı Elimizi rahatlatmış oluruz. 5 bankomuz 1 ile 7 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 3. koşu handikap 14 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1700 metre sente kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak 6'lı gayrımız başlayacak 3. koşuyla itibaren. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman 5 nolu safkanımız. Erhan Aktu eşliğinde son yaptığı işini 1400'de 59 kiloyla iyi bir koşu çıkartıp koşuyu kazanmasını bildi. Şimdi uzuna çıkacak. Ben etkileneceğini düşünmüyorum. İlk tercihim olacak 5. İkinci atım 4 nol safkanımız Mehmet Akgoz eşliğinde ilk defa dektere görüyoruz. O da Antalya'da 1200'e mücadelesi vardı Akgoz Sözen'le. Maalesef bir ikincilik elde etti. O da şimdi uzuna çıkacak iyi koşar bir simatrobin temsilcisi mutlaka değerlendirelim bir nolu isyan arzum o da Antalya'da 1400'ü kazandı sonra arka arka bir üçüncülük dördüncülük ama şimdi ayağın kurşununda da üçüncü kez buluşan biri de es geçmeyeceğiz bu koşuda sonradan 3 nolu sapkanın Sadık Altay'la ve de 7 nolu sapkanın Müslüm Çelik eşliğinde değerlendirmemiz doğru olacaktır bu koşu için ama burada daha da sürpriz arayacak arkadaşlar. Gerçekten yani sürprize başlayabilir bu koşu. 9 ve 6 no'lu safkanlarda duyum esnasında elimize ulaşan safkanlar oldu. 9 da 6. Evet 5 4 1 3 7 çizgi 9 6 sağdan gelen duyum olarak elimize ulaşan safkanlar oldu sevgili dostlar. Evet geçelim 4. koşumuza. Dördüncü koşumuz Maiden bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kuma çıkacak. 12 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, hem e, kendi açımızdan ön plana tuttuğumuz safkanlar var. Hem de sağdan gelen üstüne basarak önerilen bir tane savkan var. O da kim? Onur Atmaca eşliğinde 10 oldu safkanımıza çok çok dikkat dediler. Ee, Onur Atmaca'yla bizim de ilk tercihimiz olacak. Sizlere ileteceğiz. Sonra Altınoğlu King Fatih, Fatih Rüstem Bebek eşliğinde 5 nolu safkanımız Uğur Timur'la bu üç safkan bize ayrımsız abi bunların üçünü kuponda mutlaka iliştir. Sonradan 2 ve 12 şeklinde bir sıralamamız oldu 4. koşuda. Evet geçelim 5. koşumuza şartlı 5-4 ekor araplar 2000 metre kuma çıkacaklar 12 safkanımız yer alıyor 2. dörtlük ayanımız başlayacak 2 ile 12 nolu safkanlar ekürü 5 ile 8 nolu kral ömer Ekür olarak piste çıkacaklar evet e, burada yani baktığımız zaman kral ömer yani müslüm çelik eşliğinde 1-2 adım öne çıkıyor ilk tercihimiz olacak. 8 nolu safkanımız. ikinci atın 1 nolu Gürboğa. Ahmet Çeliği üstünde dektere görüyoruz. Yaptığı iki e, koştada da 1400 handikap 17'yi kazandı. Son koşusunda 2100'de burunla da olsa kazandı. E, Hür Adam olsun, Deli Yıldırım, e, Demirer, Serhat Fırtınası bunlarla da koşmuştu. E, koşuyu kazanması bilmişti. Tatlı sürprizleri imza atmıştı Erkan Tunç eşliğinde. Handikap 16 bir mücadeleydi. Gürboğa da e, bu formunu koruyor. Ahmet Çelik'le bizim ikinci tercihimiz olacak. Üçüncü atımızda 10 nolu Sait Bey. Ayan Kurşun eşliğinde piste çıkacak. Ayan'la yaptı son 2100 metre e, şartlı şart bir mücadelesini kazanmıştı. Ondan önce de zaten Antalya'da 2000'de İsmail Yıldırım'la iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bilmişti. Gerçekten ee, Antalya'ya geldi. iki koşusunu üst üste ardarda arda kazanan bir safkanımız formda gireceği bu koşuya e, mutlaka üstündeki hem Ayhan Kurşun'un hem de Sait Bey'in e, formuyla değerlendireceğiz. Bu üç safkanı ayrımsız kuponlarımıza yazacağız. Yani 8-1-10 diyeceğiz. Sonradan 3 nolu Can Seklavi İsmail Yıldırım'la 12 nolu Ze Zekai Bey e, diğer ekürler ve de yeni nolu korkmaz efeye dikkat diyeceğiz bu koşu için. Evet 8 1 10 3 12 ve 7 sıralamamız 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşumuza. 6. koşumuz kısa vadeli 1 koşu. Bizleri bekliyor 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kum 6 sapkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayemiz da bu koşuyla başlayacak. Evet burada benim yarın e, banko ismim olacak. Yani e, arkadaşları da aradık abicim. E, yani nasıl yani atla, abileri alt çok çok formla. Biz de zaten e, burada uygun bir grup yakalmış. E, Mandacan'la bir kere koştu. Onu da ikisi, yani iki sever koştu ikisinde. Geçme başarısı göstermişti. 1300 cm'lik Antalya'da 1400 aynı şekilde. E, yine formda gireceği bu koşuya onlar da kazanmasını bekliyorlar. Ben de kazanmasını bekliyorum. Yarın ben banko tercihimi altın oğlu safkandan yana kullanacağım. Buna ciddi rakip olarak yani görünen 2 ve 3 nolu safkanları da ikili için değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Yarın altın oğlu safkanımız, yarın benim banko ismim olacak. Evet geçelim 7 koşu meydanı 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kum 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, elimize ulaşan e, üstüne basa basa önerilen e, safkanlar oldu sevgili dostlar. Onlar kimler? E, burada 8 no'lu safkanımız e, Burak Akçay'la mutlaka değerlendirsinler abi. Sonradan 10 no'lu safkanın Uğur Timur'la yani e, koşuda bir koşu gördü 46 günlük bir araya girdi bu e, safkan sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman çalışmaları Antalya'da hız verilen Onur Yıldız eşliğinde çalışıyor. Uğur Timur'la da start alacak. Mutlaka ve mutlaka abi atlamasınlar. E, sonradan 11 nolu safkanımız Eren Akdulu da kesinlikle ihmale gelmeyecek. E, çimden sonra Antalya'ya bir koşu gördü 1400'de. E, o da Eren Dursun Ökten eşliğinde çıkmıştı pistte e, şartlı dörtte mücadele etmişti. E, Erhan Aktula da ben e, sürpriz bir isim mutlaka değerlendirsinler diye elimize ulaşan bu üç safkan oldu. Ama tabii ki ben burada dokuz nolu safkanı Vedat Demir'le beş ve bir nolu safkanları da ayrımsız kuponuna iliştireceğim. Evet Sağdan gelen sekiz, on ve on bir, bizim de dokuz, beş ve bir de bu koşta ilave edeceğimiz safkanlar olacak. Evet geçelim son koşumuza. Son koşumuz 6'lı ganyanımızın son ayağı handikap 17 4 rekor İngilizler 2100 metre sentetik kuma çıkacak. 13 safkanımız yer alacak. Evet burada da enteresan safkanlar elimize ulaştı. 6'lı e, ganyan tevzisini belirleyecek bir koşu diye nitelendirmişler. Onlar e, elimize ulaşan safkanlar 11 nolu Mandacan, 12 nolu safkan Sercan Tırpan'la 8 no'lu safkanımız ve de 7 no'lu safkanlar sürpriz konumunda elimize ulaşan safkanlar oldu. Ee, bizler de 3, 2, 10 no'lu safkanları bir de 6 no'lu safkan Anadolu Bağrı, Hüsnü Çelik'te. Ee, onların herhalde 4 safkanı bizler de e, burada ilave edeceğimiz safkanlar oldu. E, onlar kimler? 2, 3, 6 ve 10 şeklinde oldu. Son koşuda gerçekten ee, yani yarın Antalya çok çok para verir. Ee, kurgumuz bu sevgili dostlar hem sağdan gelen hem de bizim de ön planda tuttuğumuz safkanlar bunlar da sizlerde kâğıt kalemlerinizde zaten not almışsınızdır. Ee, ona göre kurgumuzu oynayıp e, bazı yerlerde biz tek bankolu girdik, bazı yerlerde sizlerle düşürüp e, iki bankolu da oynayabilirsiniz veya ortak e, bir arkadaşınız varsa ortak oynamanızı tavsiye ederim bunu dile getireyim şimdilik benden bu kadar. Akşama da İzmir koşularımız var. Yeni koşulu bir programımız var. Orada da bir altımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Bol şanslar.